Anlaşılan o ki şehzademiz bu cariyeye çoktan meftun olmuş bile. Adını Efsun koyduğuna göre öyle. Ne yapmak lazım validem? Sizden akıl almak istedim. Yol yakınken buna engel olmalı Mahidevran. Şehzadenin geleceği mevzu bahis. Basit bir cariyeye böylesine bağlanmasına izin veremezsin. Malum, Hürrem de böyle girmişti hayatımıza. İnanın ben de bu yüzden korkuyorum validem. Bir an evvel başını bağlamak lazım. Aklında biri var galiba. Evet, biri var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş o? Hünkârım, rahatsız ediyorum. Söyle Malkoçoğlu. Malumunuz Aybüge Hatun bugün Kırım'a dönüyor. Kendilerini limana götürmek için müsaadenizi istiyorum. Uygundur Malkoçoğlu, çekilebilirsin. Keşke Aybüge gitmese. Bu sarayla tek sırdaşım oydu. Bana yoldaş olmuştu. Aybüge'ye de hak vermek lazım. Uzun zamandır ailesinden uzakta. Validem, beni görmek istemişsiniz. Geç Aybüge, otur karşıma. Sonunda gidiyorsun ha? Evet, veda etmeye gelecektim zaten. Bir şey mi oldu validem? Ben de tam bu konuyla alakalı konuşmak istedim. Aybüge, hiçbir yere gitmiyorsun. Şehzadem büyük su lafını duyunca çok heyecanlandı. Ona kalsa derhal gidecek. Bence gitmeli. En azından sancağa gitme vakti geldi de geçiyor. Henüz değil. Sen onun yaşındayken neredeydin? Sancaktaydım, babamla seferlere katılıyordum. Demek ki vakti gelmiş. Bence göndermen lazım. Hürrem. Üzerine vazife olmayan mevzulara girme. Nasıl olur validem? Hünkârımızdan izin aldım. O kadar hazırlık. Senin, ailenin, hatta ülkenin adına hayırlı bir karar aldım. Pek tabii hanedanımız için de mühim bir karar bu. Mustafa'm, sen de dinle. Ne oluyor validem? Mustafa'm, benim aslan torunum. Seni Aybüge Hatun'la evlendirmeye karar verdim. Hayırlara vesile olsun.